Merhaba arkadaşlar Sadıçen Elimekleri Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin e, yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere. E, yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar örgümü anlatırken size e, modelimiz. 8 ve 8'in katlarından oluşmakta modelimizin sayıları. Ben şimdi 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ve 2 de kenar ilmeği için toplamda 26 ilmekle başladım. 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmek bir iki sıra lastik ördüm arkadaşlar ön hazırlığımı yaptım vaktinizi almamak için sizler de benimle birlikte örmek isterseniz buyurun beraber başlayalım Evet arkadaşlar başlıyorum ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi ipimi bana doğru alıyorum 3 tane ters 1 2 3 tane ters ilmek ördüm ipimi arkaya atıyorum. 1 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. İpimi arkaya atıyorum. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar ipi bana doğru aldım. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi markaya alıyorum. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi arkada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzlerin üstünü düz örüyorum. 3 tane düzümü ördüm bir ön sırada örmeden aldığım iki tane ilmeği ters örüyorum. Düzlerin üstü düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Örmeden aldığım iki ilmeği ters örüyorum. 1, 2, düzlerin üstü düz. 3 4 5 6 Örmeden aldığım bir önceki sırada örmeden aldığım iki ilmeği ters örüyorum. Yine düzlerin üstü düz. 3 tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum ve arka sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ön sıradayım tekrar. Şimdi ön yüzdeyim. 3. sıradayım arkadaşlar. Yine 3 tane ters örüyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Aynı ilk sırada modeli kurarken ilk sırada yaptığımız işlemleri burada da tekrarlıyoruz. 6 tane ters. 3. sıradayım arkadaşlar ve modelin ön yüzündeyim. 6 tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıp 2 tane düzü örmeden sağ şişimi aldım yine 6 tane ters örüyorum 2 3 4 5 6 ipimi arkaya aldım 2 tane düzü örmeden sağ şişimi aldım 3 tane ters örüyorum 1 2 3 ve kenar ilmeğimi örüyorum arka sıradayım arkadaşlar ve dördüncü sıradayım yine aynı şekilde Modeli kurarken ikinci sırada arkada yaptığımız işlemleri yapıyorum. Düzlerin üstünü düz. Örmeden aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Ön yüzde örmeden aldığım ilmekleri ters örüyorum. Düzleri düz. 2 3 4 5 6 İpi bana doğru alıyorum. Örmeden aldığım 2 ilmeği ters örüyorum. Yine 6 tane düz 2 3 4 5 ve 6 ipi bana doğru aldım örmeden aldığım iki ilmeği ters örüyorum 1 2 ipimi arkaya attım 3 tane düz 2 3 ve kenar ilmeğimle modelimizin arka tarafını ve dördüncü sırasını tamamlamış oluyorum şimdi buralarda şu düz ilmekleri yanlara doğru kaydırıp baklava dilimi gibi bir görüntü oluşturmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane tersimiz var. 2 tanesini örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi dediğim gibi şu düz ilmekleri kaydırma yapacağız. Yana doğru açılımlarını yapacağız. Şu ikinci ilmeği şöyle alıyorum. Öne yer değiştiriyorum. Bunu örmeden böyle düz bir şekilde alıp yanındakini ters örüyorum. Şimdi şu ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum, ilk ilmeği sol şişime alıp bunu da ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bunu düz örmeden. Böylelikle düzleri yana doğru açıp baklava dilimi oluşturmaya çalışıyoruz. Düzleri örmeden alıyorum. Arada iki tane ters ördüm. Şimdi arada altı tersimiz vardı. Şimdi o dörde düştü. ilmekleri kaydırdığımız için dörde düştü. Dört tane tersimi ördüm. Yine bakın burada da ilmek kaydırıyorum. Bu düzü tersin önüne alıyorum. Örmeden sağ şişimde tutuyorum. Yanındakini ters örüyorum. Yine şu ikinci ilmeği Sağ şişimi alıyorum. Düz ilmeği sol şişime aldım. Bu sağ şişimi aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Bunu düz ördüm. Örmeden şişimi aldım. Şimdi arada 6 tane tersin dört tanesini ters örüyorum. 1 2 3 4 ipimi arkaya aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2. ilmeği ilk ilminin önüne alıyorum ve örmeden Sağ şişimi alıyorum. Yanındakini ters örüyorum. Şu ikinci ilmeği de öne alıyorum. İlk ilmeği onun arkasına alıyorum. Ve ikinci ilmeği aldığım ilmeği öne aldığımı ters örüyorum. Ve düz ilmeği örmeden şişimi aldım. iki tane tersimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. 5. sıramızı böylece tamamlamış olduk. Şimdi 6. sırada ve arka yüzdeyiz arkadaşlar. Arka yüzde yine düzlerin üstü düz, terslerin üstü ters şeklinde. Bakın bu örmeden aldığım düz ilmek. Bunu ters örüyorum. Yanında iki tane düz var. Onları düz örüyorum. Örmeden aldığım bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek ters. Arada dört tane düz var. 2, 3, 4 İpi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 2 tane düz ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. 4 tane düz. 1 2 3 ve 4 tane düz. ipi bana doğru aldım. Bakın örmeden aldığım ilmek. Bunu ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz var. 1 2. ipi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. 1 2 ters düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi arkadaşlar bu düzleri yana doğru böyle açıp buralarda baklava dilimi oluşturacağız. Şimdi ön yüzde dediğim gibi ve 7. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada iki tane tersim var. Bir tanesini örüyorum. Burada da yine ilmeklerin yerlerini değiştirmeye devam ediyoruz. İkinci ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 ve şu ikinci ilmeği de alıyorum. Birinci ilmekle yer değiştiriyorum. Bunu da ters örüyorum. Yani arada düz ilmeklerin arasında 4 tane ters oluşmuş oldu. Şu düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada 4 tane normalde ters vardı ama ilmekleri kaydırdığımız için ikiye düştü o sayı. 2 tane ters örüyorum. Şu ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıp yerini diğer yanındaki ilmekle değiştiriyorum. Ve arada 1, 2, 3 ve şu ters ilmeği de örerken 4 tane olmuş oluyor. İpi markaya alıyorum bu düz ilmeği örmeden alıyorum. Arada iki tane tersim var. Şimdi yine şunun yerini değiştiriyorum. Düz olarak sağ şişimi örmeden alıyorum yanındaki ters 1 2 3 Ve şu ilmekle şu düz ilmeğin yerinde değiştiriyorum Bunu da ters örüyorum arada 4 tane tersimiz oldu ve Düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım Bir tane tersimi örüp kenar ilmeğimi ördüm Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar Baklava dilimlerimiz Arka sırada Yine aynı işleme devam ediyorum. Düzlerin üstünde düz ve örmeden aldığım ilmeklerin üzerine ters örüyorum. Düzlerin üstü düz. Ve örmeden aldığım ilmeklerin üzeri ters. Bu şekilde arka sırayı da tamamlayacağım. Bakın örmeden aldığım ilmek. Bunu örmeden Almıştım bir önceki sırada. Şimdi ters örüyorum. Düzlerin üstü düz. Bakın örmeden aldığım ilmeğe geldim. Belli oluyor zaten. Onu ters ördüm. Düzlerin üstü düz. Bakın yine örmeden aldığım ilmek. Ve düzlerin üstü düz. Bakın, yine örmeden aldığım ilmek düzlerinin üstü düz ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön sırada ve dokuzuncu sırada tekrar devam ediyoruz. Yine yer ilmeklerin yerlerini değiştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada bir tane tersimiz var. Hemen şu düz ilmekle bunun yerini değiştiriyorum. Bunu örmeden düz ilmeği sağ şişime alıyorum. Bunları ters hemen yanındaki ters 1 2 3 4 5 ve şu ters ilmeği de bu tarafa kaydırıyorum düz ilmeği hemen yanına alıyorum bunu da ters örüyorum ve düz ilmeği örmeden karşıma aldım bunun da yerini değiştiriyorum Örmeden sağ alıyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5, ve ilmek kaydırma yaparak şu düz ilmeği şu tarafa kaydırıyorum sola doğru Ve düz ilmeğimi örmeden Alıyorum Şimdi şu ikinci ilmeği alıyorum yer değiştiriyorum örmeden sağ şişimi alıyorum 6 tane ters 1 2 3 4 5 Ve şu ters ilmeği de Düz ilmeğin önüne yer değiştirerek alıyorum ve şu düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıp kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar şu aradaki 6 ilmek bu tarafa kaydı. Yani baklava dilimi oluşturmaya başladık. Böylece yarısı oluşmuş oldu baklava dilimlerimizin. 9. sırayı da tamamladık. Şimdi arka sırada ve 10. sıradayız arkadaşlar. Arka sırada dediğim gibi hep aynı işlemleri yapıyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri ters örüyoruz. Diğer ilmekleri düzlerin üstüne düz şeklinde örüyoruz. Sadece örmeden aldığımız ilmekleri ters örüyoruz, diğerlerini düz örüyoruz. Zaten örmeden aldığımız ilmekler kendini gösteriyor. Bakın, 2 tane burada ters örüyorum. Örmeden aldığım 2 ilmek ön yüzde. 6 tane ters. Bakın örmeden aldığım ilmekler bunlar. Bir ön sırada Bakın örmeden almıştım bunları. Bu sırada ters ördüm onları. 6 tane düz. Bu da örmeden aldığım ilmekte Ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön yüzde ve 11. sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın bir tane düzüm var. Bunu örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 6 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. İpi markaya yatıyorum şu 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 6 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6. İpimi arkaya alıyorum. 2 tane düzümü örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 Burada bir tane düzüm var. Örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi arkadaşlar arka sırada yine düzlerin üstüne düz örmeden aldığımız ilmekleri de ters örüp geliyorum. Evet arka sırayı tamamladım ve şimdi ön yüzdeyim 13. sıradayım arkadaşlar. 13. sırada da yine 11. sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Yani yine bu ilmeğimi örmeden düz ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Arada 6 tane tersimi örüyorum. Yine bu iki tane düzü örmeden sağ şişimi aldım. Aradaki 6 tane tersi örüyorum. ipi markaya alıp bu iki tane düz ilmeği örmeden sağ alıyorum. 6 tane ters. Ve şu düz ilmeği örmeden sağ alıyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sırada yine düzlerin üstüne düz örmeden aldığım şu iki örmeden aldığım ilmekleri de ters örüp geliyorum. Evet arka sırayı ördüm geldim arkadaşlar 15. sırada ön yüzdeyim şimdi şu baklava dilimlerini içeriye doğru artık bunları böyle içe doğru ilmekleri değiştir yönlerini değiştirip oluşturmaya çalışacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi bu düz ilmekle şunun yerini değiştireceğim bunu böyle aldım bu ilmeği ters örüyorum yönünü içeriye doğru aldığım ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Şimdi ipimi arkaya aldım. Şu ilmekle şu ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu sefer içe doğru baklava dilimlerini oluşturuyorum. Bunu örmeden sağ şişimi aldım. Yanındakini ters örüyorum. Hemen şu ikinci ilmeği de bakın şunu alıyorum. Şu ilmekle yerini değiştirip ters örüyorum. Yanındakini düz örüyorum ve örmeden şiş aldım 4 tane ters. 2 3 ve 4 tane ters örüyorum. Şu düz ilmeği sağa doğru kaydırıyorum ve örmeden sağ aldım. Yanındakini ters ördüm. Şu ikinci ilmeği öne alacağım. Düzle de yerini değiştireceğim ve bunu da ters örüyorum ipi markaya alıp şu ilmeği düz olarak örmeden sarşime aldım. Arada 4 tane tersim var. 4 tane tersi örüyorum. Şu düz ilmeği ters ilmenin önüne alıyorum. Yönlerini değiştiriyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Hemen yanındakini ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece ilmeklerimizi içe doğru kaydırmaya başladık arkadaşlar. Arka sırada yine düzlerin üstünü düz, Örmeden aldığımız ilmekleri ters örüp geliyorum. Evet, arka, arka sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim tekrar arkadaşlar. Baklava dilimimizi içe doğru oluşturmaya devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyim. Bakın baya baya oluştu artık. Şimdi 17 sırada. Ön yüzde devam ediyorum örgüme. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında ters ilmeğim var. Şu düzü içe doğru kaydırıp şu hemen ikinci ilmeği. Önüne alıyorum yer değiştiriyorum. Bunu ters örüyorum. İpimi arka atıyorum. Bu düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 tane arada ters ördüm. Şu düzle şu tersin yerini değiştiriyorum. Düzü öne alıyorum. Tersi arkaya. Bu düzü örmeden sağ şişimi aldım. Arada bakın üç tane ters olmuş oldu. 1 2 3. Bir de şimdi şunu alacağım. Şu ikinciyle düz ilmeğin yerini değiştireceğim bunu da ters ördüm mü arada dört tane oluyor düz ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum arada iki tane ters örüyorum İpi arkaya atıyorum şu düzle yanındakinin yerini değiştirip düzü öne alıyorum sağ şişime tersi arkaya düzü örmeden aldım aradaki bir iki üç tane tersi ördüm bir de şu ikinci ile şu düzün yerini değiştireceğim. Bunu da ters ördüm mü? Arada dört tane ters olmuş oluyor. İpi arkaya aldım, düz ilmeği örmeden aldım. İpi bana doğru aldım. Bir, iki tane ters ördüm arada. Şimdi şu düzü de içeriye doğru kaydıracağım. İkinci sırada olan düz ilmeğimizi ilk sıradaki ilk ilmin önüne alacağım. Örmeden sağ şişim alıyorum. İpi bana doğru aldım. bunu ters ördüm bunu da ters ördüm kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım bakın içeriye doğru kapatıyoruz baklava dilimlerimizi şimdi arka sırada yine hep yaptığımız gibi düzlerin üstünü düz ve örmeden aldığımız örmeden aldığımız ilmekleri ters örerek gelip örüp geliyor Evet arka sıraya ördüm geldim arkadaşlar 19. sıradayız şimdi artık tamamen baklava dilimlerimizi kapatacağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi bana doğru aldım. Bakın iki tane ters var burada. 1 2 onları örüyorum. Bakın şu ilmekle şunun yerini değiştireceğim. Şu ikinci ilmeği düz ilmenin önüne alıp bu tarafa sağ tarafa alıp ters örüyorum. 2 iken 3 oluyor. Şunu düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şurada da düzümüz var. Bunu da örmeden sağ şişime alıyorum. Bu ters ilmeği geçiriyorum böyle ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve şu ters ilmeği de sağ şişime alıyorum. Bu düz ilmeği örmeden bu tarafa alıyorum ve böylece arada 2 4 6 tane ters olmuş oluyor. Bu düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şimdi buradaki düzü de yanındaki ilmekle yerini değiştiriyorum ön tarafı alıyorum örmeden sağ şişime geçiriyorum ve arada 6 tane tersim var 2 3 4 5 ve şu düz ilmeği şu tarafa kaydırıyorum 2. ilmeği düz ilmeğin önüne alıyorum ve ters örüyorum böylece 6 ilmeği 2 4 6 ters tamamlamış oluyorum bu düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım bunu da hemen bu düzü de yerini değiştiriyorum yanındaki ile örmeden sağ alıyorum. 3 tane burada ters olmuş oluyor. Bir de kenar ilmeği örüyorum. Arka sırayı da yine arkadaşlar düzlerin üstüne düz, örmeden aldığımız ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, arka sırayı da tamamladım. Ön sıraya geldim. Toplam 20 sırada modelimizi tamamlamış olduk. Ön yüzde Şimdi buradan sonraki yapılacak işlemler yine aynı şeyler. Buradan ilk sıradan başladığımız gibi aynı şekilde devam ediyor. Sanırım bu kadar yeterli. Hatta ben büyük bir parçada da çalışmıştım. Onu da göstereyim size. Bakın şöyle. Çok güzel bir model. Çok şık. Çok hoş bir model arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden. Çocuk örgülerinize de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel süveterler de olur yetişkinler için. Çocuklar için hırka, süveter, yelek. Birçok şeyde battaniyede bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Videomu izlediyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basıp yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.